Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz güzel plaj ve bundan sonraki videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiniz plajlar eminim ki daha önceden hiç gitmediğiniz ama gittiğiniz zaman da bayılacağınız yerler. Marmara Denizi'nin içine ettiğimize göre, plajlarında da artık bir cacık bulamayacağımıza göre ben de düşündüm ki bu videoda size ölmeden önce yapmanız gereken 5-10 şey gibi maddeli atıyorum 8-9-10 tane plaj önerisinde bulunayım. İyi düşünmüş müyüm bilmiyorum ama benim gidip de gördüğüm ve bayıldığım hem de nezih hem de izole, insanlardan uzakta plajlar var. Hafta içi ya da hafta sonu gidebileceğiniz şekilde hepsini anlatacağım size. Hadi videoyu izleyin, sizi seviyorum. Bu tarz öneri videolarının gelmesini bekliyorsanız aşağıya o güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu arada kanalımda yeni tanışanlar, beğenirseniz, abone olursanız, zil butonunu açarsanız, aşağıya tatlış yorumlar yazarsanız, hatta merak ettiğiniz sorular varsa o soruları da bırakırsanız ben o soruları tek tek cevaplıyorum, üşenmiyorum, merak etmeyin. Sizi seviyorum, iyi seyirler. Uzun yıllar 186 basamakla inilip çıkılan dünyaca ünlü Kaputaş plajı. Turkuaz rengiyle o kadar fotoğrafik ki Türkiye ile ilgili tanıtımlarda mutlaka bu plajdan bir kare kullanılıyor. Şayet gitmediyseniz muhakkak öneririm. Son yıllarda basamak sayısı neredeyse yarı yarıya indirilmiş. Bir de günübirlik bir tesis kurulmuş, küçük bir yer. Şezlong ya da şemsiye hizmeti veriyor ama çok tatlı. Ziyaretçisi de çok fazla. Onun için hafta içi giderseniz daha sakin olur ama hafta sonu giderseniz denizde bile yüzecek yer ararsınız. Deniz turkuazın rengini plajı kaplayan beyaza yakın renkli çakıl taşlarına borçlu. Dağlardan akan kaynak suyunun yer altından denizle birleşmesi denizin aşırı soğuk olmasını sağlıyor. Antalya'yı, Kaş'ı ya da Akdeniz'i bilenler bilirler. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta bile denize girdiğinizde çok sıcaktır deniz ama burada öyle değil, serin ve soğuk. Kalkanı 7 kilometre, Kaş'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan plaja özel özellikle yazın kendi arabanızla gelmek park açısından stres yaratabiliyor. Plaja gelen yol uzun bir araba park yeri haline dönüyor. Belki de en iyisi Kaş Otogar'dan yazın 20 dakikada bir düzenli olarak hareket eden minibüslerle ya da taksiyle gelirsiniz. Bedri Rahmi Koyu Dağı gerçekten görülmesi gereken bir yerdir. 1974'te ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun koyu ziyaret etmesi ve burada bir kaya parçası üzerine ünlü balık şeklindeki eseri işlemesiyle bu adı almıştır bu koy. Bedri Rahmi, balık gibi görünen bu eserinde balık tasvirini aslında 6 tane hayvanı gizleyecek şekilde yapmış ve bu özelliğiyle Göce'ye eşsiz bir sanat eseri bırakmıştır. Göce'ye yakınlığı ve günlük 12 adalar turu ile kolaylıkla gelinebilmesi sebebiyle Göce'nin en popüler ve en sevilen duraklarından biridir Bedri Rahmi Koyu. Thank you.
Çıralı Plajı, denizi, kumu ve güneşiyle ünlü doğal güzellikleri barındıran bir plajdır. Antalya'nın Kemer ilçesinde yer almaktadır. Plajın güneyinde Olimpos ve kuzeybatısında Yanartaş bulunmaktadır. Yanartaş'a hiç gitmedim ama Olimpos'a gitmiştim. Çok güzel bir yerdi. Özellikle Yanartaş, akşam saatlerinde güzel vakit geçirmek için eşsiz bir bölgeymiş. Tüh, kaçırmışız. Çıralı Plajı'nın bir diğer önemli özelliği ise caretta kaplumbağalarının en önemli yumurtlama bölgesi olmasıdır. Bu özelliğiyle de birçok ziyaretçinin dikkatini çektiği bilinen bir gerçektir. Güneş, deniz ve eşsiz tarihi güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bir yerdir. Oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olan plaj tatilcilerin uğrak yeridir. Eğer gitmediyseniz öneriyorum. Ovabükü Datça. The Guardian gazetesi tarafından belirlenen Türkiye'nin en iyi 10 plajından birincisi seçilen Datça'nın cennet koyudur. Çevresindeki küçük lokanta ve pansiyonları ile birlikte plajının parlayan çakıl taşlarıyla Ovabükü, Datça Yarımadası'nın gizlenmiş koylarının en güzelidir. Muhakkak görmelisiniz. Kelebekler Vadisi, doğal varlıklarıyla hazine niteliğinde cennetten bir parça. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili kaplan kelebeği dahil 80'den fazla kelebek türüne sahip. 50 metre yükseklikten vadiye dökülen şelalesiyle doğaya çevreye saygılı bungalov ve taş evlerinde konaklama yapabileceğiniz iklime, denizi ve muhteşem manzarasıyla kendini size aşık edecek doğayla iç içe bir vadidir Kelebekler Vadisi. Muhakkak burayı da görmelisiniz. İztuzu Plajı. Dalyan'da bulunan İztuzu Plajı, doğa harikası, Avrupa'nın en iyi açık alanı. Dalyan İztuzu Plajı Akdeniz'de ender rastlanan bir yer gerçekten. Çam ağaçlarıyla kaplı bir dağdan nehir ağzına uzanan, bir tek ev, dükkan veya otelin görünmediği 5 kilometrelik altın sarısı kum. Muhakkak gitmelisiniz. Ilıca Plajı. Türkiye'nin en çok tanınan plajlarından bir tanesi olan Ilıca, 3 kilometre kadar uzunluğu, altın sarısı kumları, sığ ve berrak bir denizi, denizi alttan besleyen sıcak su kaynaklarıyla Nisan ayından Kasım ayına kadar deniz sıcaklığı yüksek olan bir plajdır. Bu kadar güzel özellikleri bir araya gelince de yerli ve yabancı turistlerin odak noktası oluyor. Turistleri bilemem ama biz muhakkak gitmeliyiz ve denizinde yüzmeliyiz. Berrak suyuyla muhteşem hissiyat veriyor. Akbük Koyu. Gitmeyenlerin çok şey kaybettiği, gidenlerin tekrar gitmek için gün saydığı ülkemizin cennet köşelerinden birisidir. Gökova Körfezi'nin en güzel koylarından birisidir. Muğla Menteşe Sarnıç Köyü sınırları içerisinde yer alır. Boyunuzu geçen yerde bile dibi gözüken berrak ve tertemiz denizi buraya gelmeniz için en büyük sebeptir. Umarım gösterdiğim plajlara gitme fırsatı bulursunuz. Sizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu güzel manzaranın tadını çıkaralım. Görüşürüz.